Hayırlı günler kıymetli seyircilerimiz. Parisname programımızın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli abimiz Ali Demirel abimize soru cevap şeklinde programımıza devam ediyoruz. Tekrar bir hatırlatmış olayım. Sorularınızı bize aşağıdaki yorum kısmından gönderebilirsiniz. Ya da mail adresimiz olunca inşallah bu şekilde de sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Hoş geldiniz Ali abi tekrar programımıza. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle Ali abi, biz geçen hafta en son programımızda sizinle asimile olmakla alakalı konuşmuştuk. Biz Efendimiz'den çok güzel tavsiyeler anlatmıştınız. Yine buna bağlı olarak ben bir örnek üzerinden size bir soru sormak istiyorum. Yani ilk hicret edilen yer olan Habeşistan'a giden ilk sahabelerden Ubeydullah bin Caş Hazretleri var. Efendimiz'in halasının oğlu. Daha sonra bu sahabe gittikten sonra Habeşistan'da kaynaklardan öğrendiğimize göre Hristiyan oluyor, dininden dönüyor. Ben bunun açıklamasını okurken, hani ne kadar sahih bilmiyorum ama sebebini okurken, Efendimiz normalde oraya hicret eden insanlarla haftada bir, ayda bir görüştüğünü okumuştum. Ve bu zatın bu görüşmelere dahil olmadığını, cemaatten yavaş yavaş uzaklaştığını ve bundan dolayı kendi dininden uzaklaşarak Hristiyan'a dönüştüğünü okumuştum. Bu noktada bizi biraz bilgilendirebilir misiniz Ali abi? Bu hakikati, gerçekten kaynaklardaki bilgi doğru mudur? Ve bu noktalardan bizim, yani şu anda bizde bir cemaate bağlı olmak, arkadaşlarımızla görüşmek, sohbet ortamlarına katılmak, bizim burada asil olmadan kendi özümüze bağlı olarak kalmamız noktasında bize faydası var mıdır? Evet, bu bilgi doğru tabii ki ve gerçekten de çok da bizim belki yani rol almamamız gereken, dikkat etmemiz gerek olan bir ikaz da bunu bize barındırıyor. Ama şöyle bir giriş yapayım isterseniz, sonra efendim o konuya bağlayayım meseleyi. Hicretten sonra entegrasyon sürecinde bizleri bekleyen tehlikelerden birisi de hakim kültürün tesirinde kalarak zamanla her hususta onlara benzeme tehlikesi. Yani aynı ortamda yaşayan, aynı eğitim müesseselerinde eğitim gören, çocuklarımızı mesela daha çok bahsediyorum ve sosyal aktivite mekanlarını kullanan farklı inancı sahip kimlikler zamanla ister istemez birbirinin örf, adet, dini ve kültürel hayatına etkilenerek birbirlerine benzemeye başlayabiliyorlar. Bu durum esasında İslami açıdan belli alanlarda bir sınıra kadar kabul edilebilse de, birazdan söyleyeceğim, açacağım bu cümleyi, bir safhadan sonra kendi değerlerinden kopuşu beraberinde getireceği için kabul edilemez. Kabul edilebilir benzemeler, mesela ilim ve teknolojinin kullanımı, yeme içme ve seyahat vasıtaları gibi hayatın devamında lazım olan araç ve gereçler olabilir. Ama İslam'da itikadi, ameli ve ahlaki hususlarda Müslüman olmayan toplumlara benzemek yasaklanmıştır. Allah Resulü mesela kim bir kavme benzerse, benzemeye çalışırsa daha doğrusu, yani teşebbüh ediyor, o onlardandır buyuruyor Efendimiz. Allah Resulü bu şekilde bu konuda bizleri özellikle uyardığını görüyoruz. Neden? Çünkü fikri, imani ve ahlaki çözülmenin, yozlaşmanın temel sebeplerinden birisi de bu sahalardaki özenti ve benzemelerdir diyebiliriz. Nitekim Bedülullah Hazretleri'nin dini ahlaki meselelerde müsamaha ve teşebbühle, yani benzemeyle medenilere yanaşmaya kalkışmayın diyor. Böyle bir ifadesi var. Çünkü aranızdaki dere pek derindir. Bakın ne güzel bir ifade, nasıl uyarıyor bizi. Doldurup hattı muvasala, yani birleşme buluşma çizgisi temin edemezsiniz. Ya siz onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşüp boğulursunuz diyerek başkalarına benzemenin beraberinde getireceği bu tehlikeye işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bir üstad arasının ifadesi bu. Özellikle hicret diyarında baskın kültürün, az önce ifade ettim, ve modern hayatın olumsuz tesirlerinden korunmak ve asimilasyona uğramadan entegre olma adına muhacirlerin İslam'ı iyice öğrenmesi, belki de programlar o yüzden yapılıyor, ve eşsiz bir örnek olarak Efendimiz'i ve ashabını iyi tanıması şarttır, elzemdir. Neden? Bir Müslümanın içi ve dışıyla kendisine benzemeye çalışacağı tek örnek, dikkat buyurun, Efendimiz Aleyhisselam'dır. Örnek toplumu ise yine Efendimiz'in, benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz buyurarak arkadan gelen müminlere adres gösterdiği sahabe efendilerimizdir. O yüzden bizlerin, efendim yurt dışında yaşayan bizlerin, Efendimiz'in ve ashab-ı kiramın hayatını okuyarak onun hayatını, kendi hayatımızı hayat kılmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede Efendimiz'i ve ashabını yakından tanıyıp örnek alanlar
nereye giderseler gitsinler ve nerede yaşarlarsa yaşasınlar asla herhangi bir savrulma yaşamayacaklarını burada bir kere daha ifade etmiş olalım. Aslında entegrasyon bütünüyle karşıdakine benzeyerek o olmak demek de değil. Kendi öz değerlerini kaybetmeden kişinin, muhacirin karşısındakileri ötekileştirmeden onlarla birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamasının adıdır esasında entegrasyon. Yani kuru bir özentiyle bağışlayın, başkalarına benzemeye çalışanlar zamanla öz benliklerini kaybederler ve bir ömür boyu arayış içerisinde bocalar ve bir adım yol alamazlar. Neden? Zira özentiyle öz bulunamaz, öze varılamaz. Muhacirler var olan enerji ve imkanlarını başkalarına benzemek için değil de inançlarını sürdürmek, yaşamak, nesilden nesile bunları aktarmak ve başkalarını anlatmak için kullanması gerekiyor. Neden? Çünkü ancak yaşanan inançlar gelecek nesiller tarafından tevarüz edilecektir. Yani yaşanarak ancak bir sonraki nesile aktarılabilecektir. Ve muhacirler başkalarına benzeyip de sahip oldukları güzellikleri kaybetmek yerine bilakis farklılıklarını ve değerlerini içinde yaşadıkları topluma kazandırıp onlara zenginlik ve renk katmalıdırlar. Fakirliğin mesela ve geri kalmışlığın, özellikle Ortadoğu ülkelerini kastediyorum, hakim ol coğrafyalardan kalkıp gelen kimselerde oluşabilecek böylesi bir hayranlık duygusu ve değişik kompleksler taklidi ve onlara benzemeyi beraberinde maalesef getirebiliyor. Dolayısıyla muhacirlerin, toparlıyorum, hicret diyarlarında karşılaştıkları maddi refah ve daha rahat bir hayat yaşama anlayışı karşısında şahıslarını ve ailelerini korumaları ve tırnak içerisinde dikkat başkalaşmadan uyum sağlamaları, yıkıcı bir değişim ve dönüşüme maruz kalmamaları adına dikkatli olmaları gerekiyor. Şimdi gelelim sorumuza. Bu konuda da asalette yaşanan hicret tecrübelerini anlatacak çok dersimiz var, pek çok derslerimiz var. Bunun acı örneklerinden birisi, siz sorunuzu ifade ettiniz. Habeşistan hicretinde yaşanıyor. Habeşistan hicret eden ikinci kafile arasında Peygamber Efendimizin hem hala oğlu hem de Hazreti Zeynep annemizin, Zeynep validemizin, Efendimizin eşi yani onu kastediyorum, kardeş olması itibariyle kayınbiraderi Efendimizin olan Ubeydullah İbni Cahş da var. Ubeydullah İbni Cahş bizim için bu konuda güzel bir örnek olmuş bu anlamda. Ubeydullah Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habbe ile evliydi. Onlar da Mekkeli müşriklerin işkence baskıları sonucunda hicret etmeye karar veriyorlar özetle. Ve geldikleri yeni hicret diyarında Habeş kralı dönemin Eshame bütün muhacirleri bağrına basıyor ve kendilerinin ülkesinde güvenlik ve esenlik içerisinde istedikleri gibi özgürce bizde de olduğu gibi dinlerini yaşayabileceklerini efendim söylüyor. Fakat burada muhacirlerin kendilerini bekleyen bir takım tehlikeler var. Ülke Hristiyanlık din ve kültürün tabii ki hakim olduğu, Habeşistan'ı kastediyorum o dönem içerisinde, ve etkin şekilde yaşandığı bir yer. Burada ticarete atılan ve bu yüzden muhacir arkadaşlarından uzaklaşan Ubeydullah zamanla bu hakim kültürden etkileniyor ve yeniden yani Hristiyanlığa dönmeye karar veriyor. Neden? Ali abi, tekrar edebilir misiniz? Ticarete atıldığı için oradaki işlerinin yoğunluğundan dolayı arkadaşlarıyla görüşmeye devam edemiyor. Öyle mi dediniz? Tam sözü ağzından aldınız. Ticaretle meşgul olmasından dolayı esasında beslenmesi gerekli olan yerlere gitmiyor. Haftalık program var hani bizim ifademizde. Ve tabii ki ister istemez bu zamanla onu muhacir arkadaşlarından, Müslümanlardan uzaklaştırıyor. Ve zamanla bu hakim kültürden etkileniyor. Ve yeniden Hristiyanlığa dönmeye karar veriyor Beylullah. Ve o dönemde yeni inmeye başlayan ve sadece belki birkaç esası insanlara bildiren İslam dinine nazaran tabii Hristiyanlık yani yaşamış olduğu devletin resmi dini olarak mabet ve eğitim müesseseleri canlı bir şekilde yaşanıyor Habeşistan'da. Her şey kurulu. Hanımına diyor ki ben önceleri işte din konusunu uzun uzun uzadıya düşünmüştüm. Hristiyanlıktan daha iyi bir din görmeyip onu seçmiştim diyor. Bu arada Ubeydullah'ın daha önce Hristiyan olduğunu söyleyelim burada. Sonra Efendimizin dinine girip Müslüman oldum. Fakat şimdi buradaki müşahedelerimde Hristiyanlığın daha hak bir din olduğunu kanaatine vardım diyerekten efendim. Ve az önce ifade etmeye çalıştım. O ortamın da ciddi etkisiyle ve kendi gibi arkadaşlarıyla beraber sürekli beslenmesini sağlayamadığı için zaten alt zeminde buna müsait. Ve dolayısıyla efendim Hristiyanlığa dönmüştür. Ve bu şekilde de Hristiyan olarak
öldüğünü söyleyebiliriz. Yani bizler için de büyük bir ders o zaman Ali abi. İnşallah hani farklı bir topraklarda yaşıyoruz ama Efendimizin ilk sahabelerinden biri olması hasebiyle de hani Efendimiz gibi bir örneği görmüş olmasına rağmen demek ki iradesiyle bazı şeylere devam etmediği zaman bir şeyleri koruyamıyor demek ki insanoğlu. Evet, yani insan kendi beslenme kaynaklarıyla ve kendi değerleriyle bağını sık tutmazsa Amine Hanım, zaman içerisinde kim olursa olsun fark etmeden özünden uzaklaştığını buradan anlıyoruz. Çünkü bu değişim çok sinsi ve yavaş yavaş seyrettiğinden dolayı çoğu zaman hissedilemiyor. Dün yanlış kabul ettiği şeyleri bugün doğru kabul etmeye başlıyor ve hatta onları da işlemeye başlayabiliyor. Onun için konumu makamı ne olursa olsun herkes İslam'ın temel esaslarını iyi öğrenmeli, yaşamalı ve düzenli olarak beslenmesini sağlamalıdır diye bitirmiş olayım isterseniz. Oldu. Allah razı olsun abi, inşallah bizlere de bir öğüt, bir ders niteliğinde olsun. İnşallah haftalık beslenme kaynaklarımızı ihmal etmeyelim. İnşallah sizin de tavsiyelerinizle. Oldu, teşekkür ederiz Ali abi. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. İnşallah diğer programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.